Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Gençler, öncelikle arka plan siyah. Hemen onu açıklayayım. Oynayacağım oyun bağımsız bir oyun olduğu için böyle menüsü falan yok. Bastığınız an açılıyor. Dolayısıyla giriş animasyonlarını kaçırmayalım diye böyle bir ekranda giriş yaptım. Daha öncesinden Michael Myers'ın hikayeli bir oyununu oynamıştım biliyorsunuz ki. Aynı yapımcı tarafından oyunun devamı olarak çıkarılmış bir oyunu oynayacağım. Böyle çok kısa, 10-12 dakika falan sürüyor sanırım. Evet, oyunumuzu açtık. Bu arada bu adamın oyunları gerçekten güzel oluyor ya. Yani böyle 10-15 dakika falan oluyor ama birkaç tane daha böyle oyun buldum vardı, oynamayı da düşünüyorum. Haddonfield 1978. Sanırım Michael'ın ilk filmi olması lazım. Evet. Bir şeyler olmuş. Bir cinayet işlenmiş burada. Ulan ben de Sherlock gibiymiş, bir şey kaçmıyor ya benden. What the fuck? Ulan bir an hayvan maskesi giymiş biri sandım, blurlu olduğu için reismiş. Halk bir tırstı. 20 yıl sonra Cadılar Bayramı gecesindeyiz arkadaşlar. Tam var ya böyle arkadan hani cama birisinin yapışıp böyle alta sıçırtmalık bir olayı var yani. Hep böyle blurlu mu gidecek hocam peki tam olarak? Japon pornosu gibi. Aha, saldı bize. Yani sanırım eski film havası vermeye çalışmışlar yanlış anlamadıysam. Ne oldu lan? Ya bir şey diyeceğim, bak Michael'ın şey olayları var. Anan tamam, tam onu diyordum, benim dememe gerek kalmadı. Çok iyi bir stalkçı olduğu için evde, yani evinizde olabilir. Şu an mesela benim evimde o da olabilir, bilmiyorum, evde yalnızım şu an. Ama bulamazsınız onu yani, mümkün değil. O sizi isterse bulur ama. Ablacığımız da sanki bu ne, nerede yaşıyor oğlum? Bu ne, bayağı otomat falan almış eve. Ev mi burası yoksa bir club'da falan mıyız? Oyun mu bitti lan, ne oluyor ha? Part 2 diyorsun. İlk oyunun sonunu hatırlamayanlar için hatırlatayım. Eğer ilk oyunu izlemediyseniz ona da gidebilirsiniz. Spoiler vereceğim çünkü. İlk oyunun sonunda Michael Myers'ı yakıyorduk sanırım. Öyle bir şey oluyordu. Sonra Jason geliyordu. Yani benim rüyaların saçmalık seviyesi diyebiliriz. Yalnız oyunda şu an şey eksik. Bir tane dayının gelip 1958'den beri oraya giden herkesin anasını ***ler demesi lazım. Ya Cadılar Bayramı gecesi olmasına rağmen biz mesaiye mi kalmışız yani? Öyle bir şey olmuş sanırım. Vallahi reis her an şu odalardan birinde bile çıkabilir ve çok ciddi bir şekilde sıçabilirim altıma. Bro ne yaptın, bize iş kitlediler, Allah belasını versin bunların. He? Banyoya gitmeliymiş, sonra da işine geri dönmeliymiş. Banyo nerede? Yani bok var değil mi şu an? Adam ne güzel çalışıyor takır tukur. Ben size olacakları söyleyeyim mi? Şu an olacak her şeyi tahmin edebiliyorum biliyor musunuz? Biz banyoya gittiğimiz sıra bu malı öldürecekler. Yalnız koca şirkette bir ikimiz mi varmışız şey yapacak, çalışacak? Salak mıyız biz? Heh. Geldim. Bismillah. Topuklu ayakkabıyla sıçmayan da ne bileyim arkadaşlar. Reis bak, 500 tane korku filmi izledim. Bana şu saatten sonra senaryo yazdırmayın ya. Tamam bu ölecek yalnız başına olduğu için malın oğlu. Geleceğiz, bunun ölüsünü göreceğiz. Sonra aa ananı sikiyim, burada bir killer varmış diye farkına varacağız. Heh, gitti gerizekalı, al işte. Ben uyardım. Uyardım, kaçsana amına. Ben uyardım yani. Bir şey biliyoruz değil mi? 500 tane korku filmi izledim diyorum sana ya. Artık piyasaya korku filmi çıkmadan önce gelip bana soruyorlar. Reis bu nasıl, çıkaralım mı diye. Evet, ne yaptınız? Yani şaşılacak bir şey yok arkadaşlar. Bunun korku filmi izleyen herkes tahmin eder. Ekstra zeka falan isteyen bir şey değil. Ne yapıyorsun? Korku filmlerindeki o seksi ama gerizekalı kadın imajını vermek istemişler galiba. Ana lan! Oğlum evde elektrikler gitti sandım. Heh, al işte. Aa yo, ben oynamam. Çok güzel. Ne yazıyor lan orada? Ha, ayak iziymiş, pardon. Oha oğlum, yeti mi lan o? Yani bu kadar mı tepki verdin? Arkadaşını öldürmüşler lan. Ayak izlerini takip edeceğim anladığım kadarıyla da, salak mıyım acaba? Baya yeti yani bu. Yeti gelmiş. Bu nasıl Michael oğlum? 55 numara Kevin Durant'ın ayağı gibi lan. Bir de arkadaşlar salak olduğum için koşarak takip ediyorum ki ayak izlerini. Hani geldiğimi anlasın. Ya beni buraya sokma ya. Behind you. Yok. Sikerim. Lan. Ha? Bak gerdi şu an beni oyuna. Bu ne lan? Reis mi o? Yok, patron gelmiş, çalışıyoruz diye kontrol ediyor. Ya şu feneri görmedi mi yani reis gerçekten? Var ya tam hani şu an herhangi bir yerden çıkabilir, o kadar karanlık ki. Elimizdeki fener de 1 milyon liradan mı almışız? Ne, yolumu kaybettim. Ne avradını? Güvenliği ne ara öldürdün lan? Neyse tamam, silah almaya geldik yani amacımız... Bu muydu acaba tam olarak?
Kanka onu yakıyorlar, bir şey olmuyor. Götüne sopa sokuyorlar, yine bir şey olmuyor. İki tane mermiyle mi ölecek ya? Yaralandık mı biz şimdi? Yani şu çıkışı bulmalıyım. Klasik lafını da o kadar sevmiyorum ki. Sanki biz de ölmek için çabalıyoruz değil mi? Tamam, çıkışı arıyoruz işte. Yani şey animasyonu güzel. Şu an canımızın yandığı belli oluyor gibi. Hey 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 hey! Niyetimiz çalıp çırpmak değil. Ananı lan! Ben ne diyorum, neye bağırıyor bu oğlum? Ses önce geldi. Selçuk Sports yayınları gibiydi, ses önce geldi. Hayır ya, hayır. Hayır hayır hayır. Reis! Reis, vallahi yanlış geldim. Oğlum bir şey diyeceğim, ben yanlış geldim değil mi? Dojlayabilir miyim? Dojlayamam herhalde. Dojladım lan! Oğlum biraz zorlaştırsaydınız bari orayı. Ya oğlum bu burada volta atıyor bildiğim, ne yapacağım ki? Has! Bir şey diyeceğim, ben geldiğim yerden geri mi gideceğim acaba? Orada bir geçit falan bir şey mi açıldı yani? Tırmanamıyoruz buraya da. Merhaba. Reis beni bir öldür be. Beni bir öldür, bir rahatlayayım ya. Ne oluyor lan? Ha, böyle olması mı gerekiyormuş? Kanka tamam, indi oyun yaptım da öldükten sonra geri başlasam yani keşke. Şimdi bu arada arkadaşlar, ben sanırım az önce salaklık yaptım. Çünkü ben orada oyunu kapatıp baştan oynadım. Şimdi sanırım yapmam gereken şeyi anladım. Aynen öyle. Geri geri tuşuna basarak burada gitmem gerekiyormuş. Ya reise birazcık hızlı yükleseydiniz diyeceğim de, gerçi filminde de böyle sadece yürüyerek 100 kilometre hızla koşanları yakalayabildiği için kendisi. Ey maşallah. Aha, dışarı mı çıktım? Anan. Oo, reisi mi ezdi o? Yok, bizi ezdi, anasını satayım. Ya bir şey diyeceğim, başka killer geldi. Ghostface falan çıkacak değil mi şimdi içinden? Oo, param pinçik etmiş lan. Ölmedin, ikimiz gibi kandırmayalım birbirimize. Michael'cığım, bir geçmişimiz var. Ne sesiydi o? Yani çok kısa sürdü. Bu adamın oyunları gerçekten güzel, tatlı, grafikli oluyor. Fakat şöyle yarım saatlik bir, hani böyle görevli falan bir hikaye yazabilirse çok daha iyi olur. Normalde bu bölümü çekip bitirmeyi planlıyordum. Hatta dur şöyle alt tabağa atayım ki müziği hiç duymayalım. Tamam, şöyle daha iyi. Normalde bu bölümü çekip bitirmeyi planlıyordum. Üçüncü bölümünü sonra çekecektim. Fakat aşırı kısa yani, bilmiyorum 6-7 dakika falan oynamışımdır sanırım. Üçüncü bölümü de bu videoda oynayalım gençler. Bu story'nin devamı da var yani. Evet gençler, üçüncü oyunu da indirdim. Bu tarz küçük oyunları inanılmaz seviyorum. Bu arada biraz sesini kısalım hemen. Tamam, sesi hallettim, evet. Reis'i hastaneye götürüyorlar. Ya bok var değil mi? Adamı geri canlandırın, herkes biçmeye devam etsin. Ama sonuçta o gün Cadılar Bayramı olduğu için hani şey de sanmış olabilirler. Bu kıyafetle ve yaralanmış yani hani. Bir dakika. Ambulans kaza. Tamam, bir beklendik bir şeydi. Şimdi çok şaşırmış gibi yapmayayım. Ama nasıl bir kaza ve neden? Hani böyle suçluları hapishaneden kaçırırlar ya. Mahkum arabası giderken arabaya kaza yaptırırlar, kaçırırlar falan. Michael Myers'ın bir ortağı var mı diye düşünüyorum. Yok. Ambulans nereye çarptı da böyle oldu ya? Oo, herkes ölmüş. Bu kazayı bulan bir kişi mi? Yoksa biz miyiz? Evet, bizmişiz arkadaşlar. Sanırım kazayı aramaya mı gideceğiz ya da kazayı zaten bulduk. Biz ka bir dakika çözeceğiz arkadaşlar, çözeceğiz. Çok soru soruyorum farkındayım ama interaktif yaparak oynamayı seviyorum. Yani sizin de aklınıza bu soruları sokayım ki siz de kendi kendinize düşünün. Koşamıyorum sanırım yaralı olduğum için. Gerçekten Sherlock gibiyim, bunu fark ettiniz. Yaralı olduğum için koşamadığımı benden başka kimse anlayamazdı. Tamam, ambulansın ışığını gördük. Burada bir kaza var, farkındayız. İnsanlık ölmedi. Tabii ki de ambulansa koşacağız. Eğer biz bu ambulanstan kurtulduysak buraya nasıl uçtuk, bu bir. İkincisi, biz içinde değilsek, herhangi bir şekilde kurtulmadıysak burada ne işimiz var? Şimdi çevreyi kontrol etmeye gidiyorum, hani yaşayan var mı? Birisinden yardım bulabilir miyim? Ben niye yaralıyım onu anlamadım. Ha, burası o bayağı köprüymüş burası, işlek köprü oğlum, hiç mi görmüyorsunuz ambulansı yukarıdan? Çin'de falan mıyız acaba arkadaşlar? Çin'de böyle, biliyor musunuz? Yani gördüğüm kadarıyla söylüyorum, gitmedim. Birkaç videosunu izledim, böyle yerde yatan insanlar falan oluyor, yaralı falan, hiç kimse kalkıp iyi misin demiyor yani. Şimdi bir dakika, kan izleri buldum. Sanki böyle birisi hani yaralı yaralıp uzaklaşmış buradan, anladın mı? Yani gittiği yerde yardıma ihtiyacı olabilir. Okey. Bir şey diyeceğim, bu yaralı yaralı kurtulan kişi Myers olmasın? Çünkü en son hatırlarsanız bayağı kanlar içinde yerdeydi. Evet. Mekanı bulduk.
Yani iyi niyetimiz başımıza bela olacak gibi ama hadi bakalım yani. Ne oldu oğlum? Nereye girdik lan? Bu nasıl bir iyi niyet arkadaşlar? Bunu çok üzerler. Tamam yani insanlık ölmedi eyvallah. Yardım edelim şey yapalım ama 2-3 tane kan gördüm diye şuraya girilir mi bilemedim yani. Büyük cesaret. Burası da neresi? Ninja kaplumbağalar mı yaşıyor burada ya? Donatello da çıkacak şimdi yandan. Ninja kaplumbağalardan en sevdiğiniz hangisiydi bu arada? Benimki Michelangelo'ydu. Yani zaten bütün yollar tek gidişli. Yine de etrafa bakmaya çalışıyorum acaba bir şey görür müyüm kan izi falan hani lazım mı diye de. Ya seslerde bozukluk var ya da benim arkamda birisi var. Evet. Yeni bir kan izi buldum sanırım. O ne lan? Bu ne? Buranın altında bayağı yaşayan mı var? Konserve bulduk. Ananın. Ya reis. Siktir. O ne lan? O niye yeşil olmuş oğlum? Yeşil mi o? Yok pardon ışıktan mı öyle? Ben anlamadım da. Işıktan öyle sanırım. Lan ne oluyor? Amına kodumu. Geri zekalı. Sen kime atar yapıyorsun? Oğlum var ya yanlış birini öldürdüm ben size diyeyim. Yanlış birini öldürdüm. Bu kadar masum olamaz reis. Bu kadar savunmasız olamaz. Yapma. O mu lan? Ha, şimdi polise geçtik. Oğlum bir şey diyeceğim, o Jason'da. O gerçekten Jason'da arkadaşlar. Eğer ben salak değilsem. Şimdi tamam ambulansın olduğu yere geldik. Ambulanstan aynı şekilde kanları takip edip az önce gittiğimiz yere gideceğiz muhtemelen. Yalnız bak şu korku filmlerinde en sevmediğim olay. Muhtemelen sizin de muhtemelen sizin de sinirinize gidiyordur. Bir olay oluyor. Haber geliyor işte 15 kişi vuruldu. Ulan bir tane şerif yolluyorlar. Bir tane. Ya yollasana güzel kardeşim oraya bir ekip ya. Şuna bak koskoca ambulans kaza yapıyor. Bir tanecik polis göndermişler ya. Çıldıracağım ben yani tamam hani film yapıyorsunuz eyvallah. Konunun da ilerlemesi lazım bir yerde. Yani bu adam da işinde gücünde arkadaşlar yazıktır günahtır. Bu adamın da çoluğu çocuğu ananı delir. Ananı delir nerede? Oğlum yok bir şey. Bu ne lan? Sana bir şey diyeyim mi? Evet bak tam dediğim gibi. Gerçek Myers değildi o. Ulan az önceki adam mıydı? Onu mu öldürdük? Sana bir şey diyeyim mi? Bak az önceki adamın kafasına maske geçirdi o Jason. Sonra bu adamın dilini kesti bağırmasın, ses çıkartmasın diye. Sonra bu adam bizim üstümüze saldı. Adamın da dili yok ya. Adamın kafasında da maske var, bizi görmüyor. Korktu bağırdığı için biz de bize saldırıyor sandık, anladın mı? Yani o kafasında maske olan kişi bizi suçlu biri sandı, kötü biri sandı. Biz de onu maalesef sandığımız için öldürdük. Yani kısacası kardeşi kırdırdılar arkadaşlar. Nasıl senaryo ama iyi yazdım, kabul edin. Gerdi ya. Üçüncü oyun daha gerdi. İkiye göre daha gerdi. Aman lan! Bu kim mi var oğlum? Hiç mi 13. Cuma izlemedin ya? Jason işte. He Myers. Aynen. Amanı. Ölmüyor mu la bu? Jason Myers'ın kostümünü giymiş. Oğlum ambulansa kazayı kim yaptırdı o zaman? Bu mu yaptırdı? Myers öldü mü peki? Jason da ölmemiştir de onun böyle yattığına bakmayın arkadaşlar. Bitti mi? Nasıl ya? Kankacım çok güzel oyun yapıyorsun da hikayeler bir tık yarım mı kalıyor? Tam anlayamadım yani Stefano'cum. Bu polise o zaman şeref madalyası verilmesi lazım. Geldi şeyi indirdi. Jason'ı indirdi. Yani güzel evet yine de keyifliydi. Hem Part 2 hem Part 3'ü oynamış olduk. Birkaç tane daha böyle çok güzel oyun var gençler. Böyle hani çok büyük Resident'larla falan kapışacak bu derecede tabii ki değil. Fakat 10-15 dakika gerçekten sizi tatlı bir hikayenin içine sokuyor. Böyle güzel bir film bölümü oynamış gibi bir şey oluyorsunuz. Ben çok keyif alıyorum. Siz de bu tarz videolardan keyif alıyorsanız devamını çekerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.